Merhabalar. Bugünden itibaren 30 yıllık kadim dostum Mert Nuhoğlu'yla her zaman çok keyif aldığım, ufuk açıcı olarak değerlendirdiğim sohbetlerimizi kayıt altına arıyoruz. Tabii Mert'le olan arkadaşlığımız, dostluğumuz İstanbul Erkek Lisesi'nin yatakhane yıllarına dayanıyor. 8 yıl beraber okuduk. Daha sonradan üniversite yıllarında da meslektaş olduk. İkimiz de Endüstri Mühendisliği okuduk. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okurken ama Boğaziçi'nde Endüstri Mühendisliği okudu. Zaman onu yazılımcı yaptı. Bense kendime daha farklı bir yol çizdim ama dostluğumuz, arkadaşlığımız, sohbetlerimiz hiç bitmedi. Kah lise yıllarında İstanbul'u gezerken ki o en büyük keyiflerimizden biriydi ve büyük oranda da yürüyerek günde 8 saat, 10 saat, 12 saat, bazen 15 saat İstanbul yürür. Hem sohbet eder hem şehri tanımaya çalışırdık. Hem de zaman zaman bir araya geldiğimizde yaptığımız sohbetler çok geniş bir spektrüme her zaman ait oldu. Bazen çok uzman olmadığımız konularda konuştuk ki zaten insan kaç konuda uzman olabilir. Bazen ise görece daha bildiğimiz konularda fikirlerimizi paylaştık. Bugün de çok ikimizin de çok sevdiği, ben birçok insanın da çok sevdiğini düşündüğüm coğrafya konusunda geniş bir konu. Biraz sohbet etmek istiyoruz. Evet, Mert. Evet. Coğrafya dedim. Ne düşünüyorsun coğrafya hakkında genel olarak? Teşekkürler Burak'cığım. Konuyu açtığın ve tanıştırdığın için. Yani coğrafya muhtemelen senin için de öyle, benim için de öyle. Ya yani ben kendimi bildim bileli böyle şey beni çok merak ettim, çok heveslendim. Hiçbir zaman böyle şey yapmadım, yani zorlanmadım. Ve otomatik olarak bir şey gördüğüm bir alandır benim. Hani ne bileyim, hani çocukken 7 yaşlarında, 8 yaşlarında okuma yazmayı veya hatta belki okuma yazmayı bilmeden atlastan haritalara falan bakarken bile o şekiller, yollar, ne bileyim denizler falan hep böyle bir hoşuma gitmiştir. Okuma yazmayı öğrendiğimde işte sayfaları şey yapmışımdır, dolaştırmışımdır vesaire. Bütün kaç tane atlas yırtılır, yırtık pırtık bir şekilde tamamen harap etmişimdir. Yani çok sevdiğim bir şey. Senin de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Hani hep şu ana kadar yaptığımız sohbetlerden. Orada benim merak ettiğim bir mevzu var aslında. Yani mesela çoğu insan çok ilgili değil yani coğrafyayla. İnsanların birçoğu ne bileyim hani ülkelerin yerlerini bilmiyor. Şehirlerden habersiz. Ne bileyim işte veya doğa olaylarının etkilerinden falan çok merak duymuyorlar. Neden acaba insanlar sence bu konulara çok bu kadar ilgili değiller? Veya neden biz böyle bu konular bizi bu kadar cezbediyor da birçok insana bu kadar şey gelmiyor, bu kadar yani ezberci geliyor, hatta sıkıcı geliyor. Garip bir soru değil mi yani? Tabii ki aslında iş biraz tabii eğitim sistemi derinliğine iner. Ama şunu söyleyebilirim. Ben öğrenmenin ağırlıklı olarak ilham ve motivasyonla alakalı olduğunu düşünüyorum. O birçok insanın demek ki ilham verenleri, eğitim sisteminde karşılaştıkları insanlar, hocaları, öğretmenleri, arkadaşları onları bu noktada yeterince motive etmemiş olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü hayatın ilerleyen safhalarında ben coğrafya dersine önem vermeyen insanların daha sonradan dünyayı gezmeye başladıklarında, belli meraklar, ilgiler edindiklerinde aslında coğrafya nasıl ilgi duyduklarına da tanıklık ettim. Ben de çocukluğuma döndüğümde aslında senin gibiydim. İlkokuldan önce resmi bilgi ansiklopedisi vardı, atlas vardı. Yine hatırlıyorum böyle mavi kapaklı bir atlasım vardı. Okuma yazma bilmememe rağmen oradaki işte bayraklardan ülkelerin başkentlerini hatta belki nüfuslarını aklımda tutmaya çalışırdım. Ki o dönemde öğrendiğim o ülke isimleri, bayraklar, başkentler hiçbir şekilde aklımdan da gitmedi. Hala da gitmiyor. Coğrafyaya gelince müthiş bir dersti benim için. Hatta bizim İstanbul Erkek'te yine hatırlanır Beda hocamız vardı. Hediye Özü. Yani Beda Kendisine selam gönderelim buradan. hocadan en çok 10 verdiği ya da Beda hocadan en çok 10 alan ki çok böyle inanılmaz da sınıfta diğer arkadaşlara göre başarılı bir insan değildim ama öğrenci olabilirim diye düşünüyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Orta bir, orta iki de. Çünkü orta sonunda bir kaza geçirmiştim. Bir süre okula devam edememiştim. Sonradan biraz kopma oldu bazı dersler. Bir iki ay okula gitmemiştim ama özellikle orta bir ve orta iki de böyle yatakhanede normalde etüt saatlerinde işte fizik, matematik gibi derslere sınavlarına çalışmazken
yasak olmasına rağmen tırnak içerisinde böyle gece 2'de 3'de okulumuzun en başarılı diyelim ki yatakhanede bulunan öğrenci arkadaşlarımızla beraber kalkıp coğrafya sınavlarına sabahladığımı hatırlıyorum. Yani aslında alınan notlar o derslere olan sadece ilgi ve bilgiyle alakalı değil, çok da çalışmakla alakalı. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Ama işte o coğrafyadaki o küçük yaşlardan itibaren olan bilgi, ilgi beni çok motive ediyordu. Belki bir başka unsur da yine İstanbul Erkeksi Almanca eğitim veren bir kurumdu. Tabii Almanca'yı hepimiz çok iyi öğrenemedik okul yıllarında. Birçok derste Almancaydı. Kendi adıma söyleyeyim, Türkçe olan derslere daha da böyle bir ilgim alakam vardı hepsine. Ve daha bir ilgi gösteriyordum. Çünkü Türkçe neticede yani futbol oynasak sağ ayağımızdı. Yani diğer Almanca tarafı sanki sol ayak gibiydi. Dolayısıyla o Türkçe olan derslere, coğrafya, tarih, işte edebiyat, Türkçe zaten adı üstünde. Bu derslere biraz daha fazla ilgim olmuştu. Coğrafya çok keyifli. Ben de seni hatırlıyorum mesela etütte, aynı etütte hatırlarsan. Sen böyle atlası çalışıp, açıp daha doğrusu Amerika'nın eyaletlerine bakardın, eyaletlerini incelerdin. O bir ara şeyim oydu. O eyalet isimleri falan çok yoğun olarak hani çok bildikleri demeyelim ama böyle Arkansas, ne bileyim işte Milwaukee, Minnesota gibi eyaletleri falan. Senin o atlası okuyup anlatımlarından hatırlıyorum. Öyle merakın vardı değil mi? Vardı. Hatta işte Cem Bico da bu konularla bayağı ilgiliydi, öyle hatırlıyorum ben. Başka kim vardı? Yani üçümüz mü, dördümüz mü, birkaç kişi daha mı vardı hatırlamıyorum. Şey yapardık, böyle bilgi yarışmaları yapardık ya kendi aramızda, işte şehir, birisi haritadan bakardı, bir şehir sorardı. Bu şehrin nerede olduğunu, hangi eyalette olduğunu, hangi ülkede olduğunu falan bulmaya çalışırdık. Güzel günlerdi yani, orta bir de. Evet, şimdi bundaydı biz. Ağırlıklı ağlarki arkadaşlarla aynı etütteydik. Tabii Cem Mico'nun annesi de kabin memuruydu o dönemde Türk Havalarında. Dolayısıyla çok gezen bir insandı. Cem de ondan da belki etkilenmesinin, Cem Mico'nun da ondan da etkilenmesinin belki bir arka planında nedeni olabilir, bilemiyorum. Hakikaten çok böyle keyifli sohbetler yapardık. Coğrafyayla alakalı, ülkelerle alakalı ve yarışmalar yapardık. Çok güzel hatıralar, çok güzel konular. Bugün de ben o konularda veya o günlerde o öğrendiğim bilgileri zaman zaman kullanıyorum. Keyifle de yad ediyorum o günleri. Coğrafya çok keyifli bir ders. Hatta daha da ileri gidersek denir ki coğrafyayla tarih belki de aynı ders olmalı. Şimdi o da tabii başka bir noktaya taşıdı. Çünkü birbirleriyle çok iç içe geçen konular. İşte coğrafya, tarihi, insan ilişkilerini, antropoloji, sosyoloji birçok disiplini etkiliyor. Böyle baktığımızda belki tarihle coğrafyanın bir arada okutulması her iki disipline, her iki bilim dalına da ilgiyi de arttırabilir. Tabii. Bunu düşünmek lazım. Aslında çok, yani bence çok heyecanlandırıcı bir görüş bu, tamam mı? Yani dediğin gibi coğrafya fen bilimlerinin tamamıyla ilişkili, sosyal bilimlerin tamamıyla ilişkili veya sanatlarla da ilişkili. Yani insanın yaşamı, edebiyattır veya işte ne bileyim güç ilişkileri, yani tamamen böyle bütün insanlığın ürünlerini, insan ve doğayla, doğanın doğayla insan etkileşimini hepsini birleştiren şeyleri var. Hani konuları var, ekonomi var işin içinde, demografi, ne bileyim nüfus artışı, ondan sonra bunların hepsi zaten doğal kaynaklarla ilişkili, insanların birbiriyle iletişimiyle ilişkili, havzalar, medeniyet havzaları, belli ırmaklarda ortaya çıkıyor. Ve hani o bütüncülük içinde öğrenince zaten bütün bilimlere şey yapıyorsun, hani merak duyuyorsun ve hepsi böyle merakını da öğrendikçe daha çok şey yapıyorsun, merakın artıyor, merakın arttıkça daha çok öğreniyorsun. Aslında çok, yani eğitim sektörünün, hocalar, öğretmenlerin veya milli eğitimin değerlendirmesi gereken bir fırsat alanı, tamam mı? Yani çünkü mesele şey ya, çocukların ilgisini artırmak ya temel mesele eğitimde. Coğrafya bunun için en güzel fırsat alanı sunuyor sana. Yani çünkü herkesin merakını uyandıracak şeyler bulmak çok kolay. Kimisini şeyden yakalarsın, gezi mevzusundan, kimisini yemeklerden yakalarsın, kimisini ekonomiden yakalarsın, kimisini ne bileyim tektonik hareketlerden, fizikten yakalarsın. Ama herkesi bir yerden bağlayabilirsin yani. Çok yani aslında göz ardı edilen bir potansiyel bir şey var hani eğitim açısından. Kendine ait bir değeri var yani.
yeterince değerlendirmediğimiz. Hakikaten yerle alakalı. Yani yer küremizle alakalı. Ve dolayısıyla her şeyi ilgilendiriyor. Her alana hitap eden bir alan. Yani konuştukça o kadar çok anı geliyor ki aklıma. Mesela yine ortaokullarında o zaman tabii bu Sovyetler Birliği yeni çökmüştü. Türkiye Cumhuriyetler diye nifelendirdiğimiz Türk Cumhuriyetleri de artık bağımsız devletler haline gelmişti ve bu artık bizim coğrafya kitaplarında okutuluyordu. Benim de sohbet ederdik hatırlıyorsun hayalim ilk böyle yurt dışı seyahatimi o zamanlar işte 13-14 yaşındayız diyelim. Daha hiç yurt dışına gitmemişim. Bu eski Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine gitmek olarak kurmuştuk. Hatta seninle beraber gidecektik. Böyle belki tren yolculuğu yapacaktık. Böyle bir hayalimiz vardı. Ondan dolayı da yurt dışına çıkışım beni hep gecikti. En sonunda da aslında ilk yurt dışı seyahatimde bir Orta Asya Türk Cumhuriyeti olmadı ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmuştu. O hayalimizi gerçekleştiremedik. Çok yıllar sonra herhalde yanlış hatırlamıyorsam, tabii yanlış hatırlamıyorum. İlk Türk Cumhuriyetlerine gidişim 2004 senesinde Nisan ayında Kazakistan'da olmuştu. Ondan sonra da Allah nasip etti Kırgızistan, işte Özbekistan, Azerbaycan'a gittim. Türkmenistan'a, Tacikistan öyle sayıyorduk ama biraz daha Farsi'dir. Onlara gitme imkanı olmamıştı. Yani hakikaten coğrafya derya, çok güzel. Şimdi tabii koronavirüs dönemindeyiz. Seyahat imkanları sınırlı ama bu seyahat imkanlarının sınırlı olduğu ortamda da hepimiz için bu imkan ne var? Bizim zamanımızda o kadar olmayan o video imkanı var ya da okuma imkanı var. Coğrafi bilgimizi, birikimimizi arttırabiliriz. Buna da engel olan bir unsur olmadığını düşünüyorum. Evet, bir şey tarafı da var. Yani bu coğrafya keşiflerle de çok ilişkili ya. Zaten işte mesela Amerika kıtasının keşfi olsun, Marco Polo'nun seyahatleri, ondan sonra işte İbni Batuta'nın seyahatleri, Evliya Çelebi. Yani hep aslında bilinmeyen yerleri keşfediyor. Ve daha sonra bunlar mesela biraz da mistikleştirilerek, biraz böyle abartılarak işte oralara gitmeyen insanlara anlatılıyor. Ve insanların kafasında böyle bir şey oluşuyor. Bir esrarengiz yeni dünyalar, Kaf Dağı'nın arkasındaki bilinmeyen şeyler böyle. Dünyalar gibi böyle bir hayal oluşturuyor. İşte veya çocuklukta da okuduğumuz bazı hikayeler, işte Jules Verne'in romanları olsun veya filmler falan da hep o şey vardı hani böyle orayı uyandırırdı insanın keşfetme duygusunu, merak duygusuyla ilişkili olarak. Şimdi Orta Asya'daki o tren seyahati hayalini deyince o biraz aklıma geldi. Yani bir tane mesela bu şey şu an nasıl Kars Doğu Ekspresi son birkaç senede acayip popüler hale geldi. Halbuki düşün yani 2-3 sene öncesine kadar kimsenin böyle çok meraklısı dışında bilmediği bir şeydi. Aslında insanlar bu doğal olarak coğrafyaya bir potansiyel bir ilgi var. Ama insanlar bunu şey yapmıyor hani yeterince beslemediği için yeşertmiyor. Ama bir şekilde birileri Kars o Doğu Ekspresi'ni keşfediyor. Onu Instagram'dan tanıtıyor falan. Bir anda aslında burada büyük bir şey olduğu, bir hazine olduğunu İnsanlar fark etmeye başlıyor. Sosyal medya bu konuda zaten çok sağ olsun faydalı oldu. Şimdi bir sürü öyle insan çıktı. İşte rotası seyyah var mesela onu takip ediyorum YouTube'dan. Bir tane bisikletçi var. Bütün Afrika'yı bisikletle dolaşıyor. Onun hikayeleri mesela çok ilginç. Bizim zamanımızdan hatırlarsın Coşkun Aral vardı. Barış Manço vardı. O böyle gezerdi. Gördüğü yerleri tanıtırdı. Yani şey... Güzel konular yani böyle keşke zamanımız olsa, imkanımız olsa. Şimdi Moskova'dan, Moğolistan'dan bir hafta süren bir tren seyahati varmış. Trans-Sibirya treni. Aslında öyle bir şey yapmak lazım yani. Bir hafta boyunca yataklı trende bütün Sibirya, Rusya coğrafyasını içinden geçerdik. Vallahi tabii çok doğru bir tespit. Şurada şöyle bir katkıda bulunmak isterim. Tabii insanlar aslında deneyimleyebildikleri konulara daha çok ilgi duyuyorlar ve daha iyi öğrenebiliyorlar. Şimdi futbol oynamayan bir insanın futbolu seyretmesi de o kadar kolay olmayabiliyor. Ya da basketbolu oynadığınızda aslında basketbolu daha çok seviyorsunuz. Biz bunu lise yıllarında, ortaokullarında okurken dilde de gördük. Daha çok o dönemde Almanca eğitim görüyorduk. Almancasını konuşturabilecek imkanları olan, o ülkelere giden insanların o dili öğrenmeye de daha çok motive olduğunu ya da İngilizce de aynı şekilde
Evet. Gördük. Aynı şekilde bence tespitlerim çok doğru. Türkiye'nin ekonomi imkanlarının artması, buna bilgiye ulaşmanın da katkıda bulunmasıyla insanlar artık çok daha fazla gezebiliyorlar. Ben Edirne'de askerlik yaptım 2002 senesinde. 2002 senesinde ben Edirne'de askerlik yaptığım zaman neredeyse Edirne'ye gelen Türk turist, yani iç yerli turist sayısı çok sınırlıydı. Hani görmezdik. İşte çarşı izine çıkardık hafta sonları. Yine askerler vardı veya yerel halk vardı. Aradan 10 sene geçti, 11 sene geçti. Bir Filibe ziyaretim sonrasında Edirne'ye uğradım. Şok oldum. Her zaman gittiğim ciğercinin önünde yüzlerce kişilik belki kuyruk vardı. Biz orada kuyruğa girerek o ciğerciye girmezdik. Dolayısıyla iç turizmin canlanması, hem bu sosyal medyanın sağlamış olduğu imkanlar, hem ekonominin gelişmesi, ulaşım imkanlarının artmasıyla oldu. İnsanlar deneyimleyebildiklerinde daha çok talep eder oldular. İşte evet, gurme, evet. Başka alanlara bakma gibi konular bu şekilde bence arttı Mertciğim. Bu dediklerine ek olarak bir de şey de bence çok önemli bir faktör. İnsanlar şeyin farkına vardı. Yani artık eskisi gibi mal mülk biriktirmek dışında bizzat farklı deneyimler kazanmak, farklı dünyaları tanımak, bu başlı başına bir değer olduğunu fark etti. Yani bu değer büyüyen bir değer haline geldi. O da çok etkili bence. Yani artık insanlar farklı deneyimler arıyor. Yani eskiden de arıyordu da daha çok arıyorlar belki diyelim. Yani tabii hayattan zevk almanın imkanları genişledi. İnsanlar da bunu görüyorlar. Yaşıyorlar. Başkalarının yaptığını görüyorlar. Kendileri de talep ediyorlar. Ve bunlar artık erişilebilir. Yani eskiden bir uçağa binmek çok büyük bir lüksken, şu an birçok insan eskiden otobüs bileti fiyatına, belki daha düşük fiyatlara uçağa binebiliyor. Dolayısıyla imkanlar da çok arttı. Kitleselliğe dönüştü. Yani 19. yüzyılda, 20. yüzyılın ilk yarısında, hatta 20. yüzyılın sonlarına doğru bile birçok ülkeye gitmek hayalken çok işte aristokratlara, çok varlık sahibi insanlara ya da büyük gezginlere özgü bir durumken, geniş halk kitlelerine bu konu inmiş oldu. Biraz önce ifade ettiğim Trans-Sibirya demiryolu da çok tabii öyle enteresan bir proje. 20. yüzyılın başlarında efsanevi başbakanları var Rusların, Stalyapin diye. Evet. Stalyapin'in Kiev'le de, şu an bulunduğum şehir Kiev'le de bir ilişkisi var. Şöyle ilişkisi var. O Trans-Sibirya demiryolunun büyük bir kısmını onun başbakanlığında yani inşa ettiriliyor. Çok sert, totaliter de bir başbakan. Otokrat bir başbakan ve çok fazla insanı da idam ediyor. İdam ettiği için de idam edilen dar ağaçları kravata da benzediği için, hatta o dar ağaçları Stalyapin kravatları olarak da nitelendiriyor. Yani o kadar büyük aslında halkın özgürlük taleplerini, daha fazla eşitlik taleplerini ezen bir başbakan. Bununla beraber ama Rusya'nın, Rusya İmparatorluğu'nun imarına da büyük hizmetler olan diyelim bir başbakan. O demiryolunu da o yapıyor. Kendi kurduğu gizli polis teşkilatının bir üyesi tarafından opera izlerken Çağrı ve ailesiyle Kiev'in meşhur opera binasında, tiyatro binasında Eylül 1911'de bir suikasta kurban gidiyor ve orada öldürülüyor. Çar'ın gözleri önünde ve mezarı da şu an Kiev'de Pechersk Mağara Manastırı olarak ifadelendirilen, Ortodoksların en büyük, en önemli diyelim ibadethanelerinden birinde var. Mezarı orada şu an. Dolayısıyla bu Trans-Sibirya demiryolu onun imzasını taşıyor. Benim de dünyada, yani hayatta diyelim ki, büyük hayallerimden biridir. O demiryolunu işte St. Petersburg'dan ya da Moskova'dan başlayıp işte Vladivostok'a kadar o bütün o coğrafyayı, yani coğrafya dersinde de değil mi, Sovyetler Birliği'nin doğusuyla en doğusuyla en batısına 11 saat kadar bir zaman dilimi var. Ve bütün o coğrafyayı yavaş yavaş trenle giderken deniz yolcuna gitsen bunu hissedemezsin. Çünkü deniz sürekli hep deniz. Ama bütün o değişimleri göre göre o coğrafi değişimleri, iklim değişikliklerini, belki yapı değişiklikleri görmek müthiş bir deneyim olur. Evet, İnşallah yaparız Mert. Neden yapmam yani? Bu arada o Trans-Sibirya hattının yapılmasına motive eden veya gerekçelendiren olay da Japon-Rus Savaşı. Öyle biliyorum. Çok doğru bir tespit. 1905-1906 yılı galiba o savaş. 4 Japon savaşı. Evet. Yani Avrupa ülkeleri için büyük bir şey, sürpriz oluyor Japonya'nın bir Avrupa devletini mağlup etmesi.
Ama aslında lojistik olarak çok da şaşırtıcı değil yani şu an bakınca yani. Moskova'dan sen işte Kamçatka'ya, o Rusya'nın doğu, uzak doğu bölgesine asker sevk etmen aylarını alıyor. Yani normal eski usulle. Öyle ki bu iş o kadar büyük bir hani imkansızlıklar içinde yapılıyor ki Rusya açısından. Savaş kaybediliyor. Askerleri tekrar Rusya'ya, yani Moskova'ya daha doğrusu merkezi bölgeye geri getirmek seneler sürmüş. Yani böyle birkaç gün, bir aylar da değil, seneler sürmüş. Ve ondan sonra tabii şeyi çok iyi anlıyorlar. Hani biz eğer bu Sibirya'yı ve uzak doğuyu elimizde tutmak istiyorsak, bu topraklara, oraya erişebilmemiz lazım. O yüzden de demir yolu hattına öncelik veriyorlar. Aynı dinamiği, benzer dinamiği 1853-56 Kırım Harbi'nde görüyoruz. 54-56 hattında diyelim. Daha savaş, yani askeri boyutu. Biliyorsun Osmanlı İmparatorluğu'yla çok enteresan bir şekilde o dönem için Sinop'ta Osmanlı donanmasının yakılması ve artık Rusların iyicene Karadeniz'de belki hakimiyet kurup bölgede etkin güç, tamamen dominant güç haline gelmesi, ne istemeyen Fransa ve İngiltere, yanlarına yeni kurulan, İtalya Birliği'ni sağlamaya çalışan Piemonte Krallığı'nı da alarak Osmanlı ile beraber Ruslara karşı harp ilan ediyor. Ve Kırım'a çıkartma yapıyorlar. Şöyle düşün, İngiltere'den o Sivastopol kuşatması esnasında asker sevkiyatında ya da mühimmat sevkiyatında ya da İHŞ sevkiyatında 3 haftada İngiltere'den asker Kırım'a ulaşırken, Ruslar Moskova'dan, özellikle de yağmur yağdığında çamur haline gelir Rusların o toprakları, geniş toprakları, 3 ayda lojistik desteği verebiliyorlar. Dolayısıyla inanılmayacak bir şekilde lojistik problemlerinden dolayı lojistik sağlayamıyorlar. Kendi birliklerini destekleyemiyorlar ve müthiş bir fiyasko, müthiş bir yenilgiyle sonuçlanan, yine Rusya'nın tarihin en büyük mağlubiyetlerinden birine dönüşüyor. Limanla, yani İngiliz askerlerinin veya Fransızların veya Osmanlı'nın kendi yüklerini indirdikleri limanla savaş alanı arasında dekovil veya demir yolu hattı kuruyor İngilizler. Bunu 3-4 haftada kuruyorlar. 4-5 haftada kuruyorlar. En fazla işte 1,5-6 haftada, belki 1,5 ayda kuruyorlar. Ve bu sayede sevkiyatı daha da hızlandırıyorlar. Bu savaşın yenilgisinde, bu acı yenilgiden sonra Rusya çarı ve komuta kademesi diyelim, daha önceden planları sunulan ama yapılamayan o Güney Rusya veya bugünkü Ukrayna toprakları diyelim, bugünkü isminde Güney Rusya yetenekleri, müthiş bir demiryolu ağ hamlesi başlatılıyor. Ve bugün de Ukrayna 22.300 kilometre civarında bir demiryolu ağ var Ukrayna'nın, ki Türkiye'nin %25'i kadar daha küçük bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'nin demiryolu 12.000 kilometreler civarında. Yani demek ki yüz ölçümü olarak baktığımızda 2,5 kata kadar, 3 kata kadar belki ulaşan bir demiryolu fazlalığı var Ukrayna'nın Türkiye'ye göre. Ve Ukrayna dünyada demiryoluyla yük taşıyan en çok, ki nüfusu ve ekonomisi ilk 35-40'a girmemesine rağmen dünyada 6.-7. ülke. Dolayısıyla hani bu savaşın vermiş olduğu yenilgi ve akabinde bu lojistik problemlerini çözme ihtiyacı, senin biraz önce bahsettiğin uzak doğudaki demiryolu hamlesinin bu güney bölgelerinde çok daha önce başlamasına yol açıyor. Evet, evet, haklısın. Bu da coğrafyayla alakalı aslında bir konu. Evet, evet, aynen. Konuyu da getireyim o zaman. Özellikle yani şu anda benzer bir durum var. Demiryolunun en rentable olduğu, en karlı olduğu bölgeler şey bölgesi, karasal yüz ölçümü büyük olan, denize erişimi zor olduğu bölgeler. Yani Rusya bunlardan biri, Çin bunlardan biri, Amerika Birleşik Devletleri bunlardan biri. Çünkü buralarda tamam, hani bunların hepsinin denize sınırı var ama toprakların büyük kısmı %80-90'ı denize uzak. Dolayısıyla da şey yapamıyorsun, hani gemiyle oralara ikmal yapamıyorsun. Ve yani bunlar için demiryolu inanılmaz bir şey sağlıyor. Katma değer sağlıyor hani. Doğru. Tabii coğrafi avantaj da, yani Rusya ve Ukrayna üzerinde tabii ki geniş coğrafyada, yani Ruslarda da işte Uralları geçiyorsun değil mi? Arada bir sürü dağ öbekleri geçiyorsun ama
Hani mesela bir Türkiye ele aldığımızda Türkiye'nin dağlık coğrafyası bir Ukrayna kadar. Yani Ukrayna'da %7-8'lerdedir dağ oranı. Türkiye'de %25-30'larda belki daha fazla. Evet. Yani o dağlık ne kadar dağlıksa tabii demiryolu imal etme. Demiryolu çok daha zor. O kadar zor. Evet. Ama bunu derken de İsviçre'ye bakıyorsun, Avusturya'ya bakıyorsun. Onlar da hakikaten demir ağlarla ölmüşler memleketlerini uzun yıllar boyunca. Sanırım demiryolu mazeret değil. Türkiye'nin coğrafyası da mazeret değil. Bizim ülkemizde ihmal edilmiş. Bu bir gerçek. Son yıllarda o demiryolundaki ihmalkarlığı geriye dönük, yani kompanse etmeye dönük bir takım faaliyetler, çalışmalar var. Bunları da takdirle izliyoruz. İnşallah daha da artar. Çünkü demiryolu taşımacılığı senin de bildiğin gibi maliyetleri çok düşürüyor karayolu taşımacılığına göre. Çok daha büyük montanlarda, çok daha büyük miktarlarda taşıma yapabiliyorsun. Ölçek yapalım. Sanayiye de, tarıma da çok büyük katkıda bulunuyor ülke ekonomisi. Evet. Öyle bakmak lazım ona. Yani ölçek ekonomisinin olduğu yerlerde özellikle işte böyle şey yapılabilen büyük yük taşımacılığının olduğu yerlerde çok avantajlı. Ama daha böyle işte parsiyel küçük yük taşımalarında yine tırlar falan herhalde çok daha şey olabilir, karlı olabilir. Ya şimdi şöyle tabii. Amerika dünyanın en büyük demiryolu ağlarından birine sahip. Evet. Belki de en büyüdür. Yani 100-110 bin kilometre falan olabilir Amerika'daki demiryolu ağı. Ve Amerika'daki demiryolları özel. Hani öyle de bir tarafı var. Yani devlet sübvansiyonuyla yürümüyor. Evet, direkt yani Amerika Birleşik Devletleri olduğu için. Dünyada ilk iki de demiryolun uzunluğu itibarıyla. Fakat bununla beraber seni doğrulamak da adına söylüyorum. Amerika'nın bugün bak işte bütün eyaletlerini en az 30 eyaletteki en büyük meslek grubu kamyon şoförleridir. Evet. Yani dolayısıyla kamyon şoförlüğü Amerika'nın en yaygın bu anlamda eyalet bazında baktığımızda meslek grubudur. Demek ki müthiş de bir karayolu var. Yani adam sadece bu işi demiryoluyla yeterli tutmamış. Hem karayolu hem demiryolu yapmış. İkisini beraber götürmüş. Evet. Ve birçok eyalette veya bölgede de aslında farklı demiryolu şirketleri var. Yani işte Kansas demiryolları diyelim ki başka bir şirkete aitken işte aşağısı Texas tarafı başka bir şirkete ait. Böyle farklı farklı şirketler halinde yönetiliyor. Yani Amerika'da şeymiş yani bu yük taşımacılığı, demiryoluyla yük taşımacılığı çok karlı bir iş. Hani orada çok iyi şirketler, çok başarılı, çok performansları yüksek ama yolcu taşımacılığında durum tam tersi. Çok ciddi anlamda zarar yazıyorlar ve Avrupa'ya göre çok daha şeymiş hani düşük standartlarda yapılıyormuş bu iş. Onunla alakalı böyle bazı incelemeler vardı. İlginç yani demek bir şekilde... Dünyada öyle. Orada demek ki şuradan sıkıntı kaynaklanıyordur. Avrupa'da da yolcu taşımacılığı zarar ediyor. Ama biraz önce bahsettiğim gibi yük taşımacılığından gelen sübvansiyonla devletler onları dengeliyor. Yani evet. İki tarafı da aynı şirket yaptığı için. Herhalde Amerika örneğinde belki de emin değilim. Bakmak tabii, lazım. Tabii farklı şirketler yük olması da. Yük taşımacılığı ayrı adamlar yapıyorsa evet. O sübvansiya söz konusu olamıyordur. Yani yük tarafı dediğin gibi çok karlı. Mesela Ukrayna demiryolları da mesela Diyanet Kurulu Başkanı da bu arada bir Türktür. Son zamanlarda da verimliği artıyor. Çok ciddi artıyor. Yani 270 bin kişi çalıştırmasına rağmen ve yolcu taşımacılığında çok ciddi zarar etmesine rağmen günün sonunda mesela bu sene kar yazdı. Yani bir sürü sıkıntılar var şirkette. Yani hep yolsuzluklarla anılabiliyor. Yani son dönemde dediğim gibi özellikle yönetim kurulu başkanı Türk olup yönetim kurulu bağımsız üyeler tarafından yönetilmeye başlandıktan sonra bu yolsuzluğa dönük alanların yani olabilme ihtimalleri kapatılıyor. Bununla beraber yine de bir takım sıkıntılar muhtemelen devam ediyordu. Ama ona rağmen yük taşımacılığı o kadar karlı ki dediğin gibi bu süreç devam ediyor. Aynı matematiği mantığı Sovyetler Birliği çöktüğünde birçok sektör ortadan kalkarken hem Rusya'da hem Ukrayna'da demir yollarının çok rekabetçi olarak yeni yatırımlar yapılmamasına rağmen 30 yıldır neredeyse hiç yatırım yok. Bugüne taşındığını görüyoruz. O kadar çünkü yük taşımacılığında rekabetçi bir yapıya demir yolları sahip. Evet. Evet, bakalım. Evet, çok geniş bir spektrum oldu bugün. Evet. Coğrafya değindik. Yani coğrafya saatlerce konuşuruz. Ama arzu ediyorsan iftar saati de yaklaşıyor. Böylelikle de Ramazan ayında olduğumuzu da belirtmiş olalım. Bugünlük burada diyelim. Tamam. Yani bundan sonra da dediğim gibi çok bildiğimiz bilmediğimiz yani birçok bilmediğimiz konu doğal olarak var. Veya konuşurken de yeni şeyler öğreniyoruz tabii karşılıklı olarak.
İstersen şimdilik bu coğrafya konusunu burada noktalayalım. Tamam. Sohbetimizi de burada noktalayalım. Eğer ekleyeceğim bir şey varsa tabii ki sözü sana bırakıyorum. Evet Mert. Olur. Benim de şey vardı. Bir ara bu oyunlarla alakalı bir aklıma bir şey gelmişti. Bu SimCity'dir, Anyo'dur, böyle bazı şey oyunlar var ya, işte şehir kurma veya uygarlık kurma oyunları falan. Bir yandan oraya girecektim ama oraya girersek şimdi uzar. O yüzden onu da başka bir zamana. Galiba sanki Civilization bir oyunu vardı. Civilization var, evet. Ya o konulara girersek yani iftar sonrası sahur falan böyle devam ederiz gibi gözüküyor. Dolayısıyla şimdilik muhabbeti, bu tatlı muhabbeti, hoş muhabbeti, çok keyif aldım her zamanki muhabbeti. Burada sonlandıralım. Tamam. İnşallah da bu sohbetlerimizi, muhabbetlerimizi her hafta düzenli bir şekilde yapmaya da çalışalım diyorum. Böyle, en azından böyle bir niyetimiz olsun. Evet. Bakalım zaman bizi nereye götürecek, hep beraber göreceğiz. Aynen. Yani maksat şey yapmak, hani bir şekilde bilgiyi paylaşmak, hani illa biz bu konu uzmanıyız şeklinde değil de sahip olduğumuz ne biliyorsak onları ortaya çıkarmaya çalışmak. Burada belki de esas önemli olan şey aslında şey değil, hani yani hani bu böyledir demekten ziyade bir yandan da soru işaretleri oluşturmak, merak oluşturmak aslında. Çünkü şeyin esas değerli olan şey o. Yani insanlar merak ettikçe kendilerini öğreniyorlar, geliştiriyorlar. Ona hani bir katkı yapmak, belki insanların farklı alanlarda meraklarını geliştirmek için böyle güzel bir şey yapabiliriz, hani sohbet serisi yapabiliriz. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. İlginin zekatı %100'dür derler. İlminin zekatı %100'dür derler. Kesinlikle sana katılıyorum. Önemli olan biraz önce de, yani daha çok konuşmamızın başında ifade ettiğimiz gibi, motivasyon, ilham olabiliyorsa eğer, öğrenme noktasında hepimiz için geçerli olan isteğimizi, o merakımızı, ilgimizi arttırabilmek. İşte bu sohbetler nezdinde de inşallah başkalarında da ve kendimizde de tabii biraz daha bu alanda motivasyon, ilham oluşturabilirsek sanırım çok mutlu oluruz diye düşünüyorum. Evet. Güzel kardeşim, görüşmek üzere. Zaten biz seninle görüşüyoruz da hani bu formatta diyelim, görüşmek üzere. Tekrar bir dahaki sohbet. Keyifli günler olsun. Sağ olasın. Sana da iyi akşamlar. Hayırlı iftarlar, hayırlı kandiller. Sağ ol kardeşim.